Gençler, videoya geçmeden önce size ufak bir söylemek istediğim bir şey var. Ee, maalesef görmüş olduğunuz gibi düzgün bir giriş yapamıyoruz. Şu an siz videoda özeti izlerken, e, ben de yaptığım yapmış olduğum hatalardan bahsedeyim. Görmüş olduğunuz gibi portallardan portallara geçtik, elimde balıkla portaldan geçiyorum. Ee, ondan sonra tekrar bir portala geliyorum, oradan geçip başka bir portala gidiyorum. Ya yani ben tamamen bunları kendi yaptığım bir hata olduğunu zannediyordum ama maalesef değilmiş. Ee, Oyun kendi kendine portal oluşturuyormuş, Allah'tan eski evimize kadar bizi götürmedi. Yani şu anlık çok da uzaklarda değiliz Yaklaş, yaklaşabildik olabildiğince Ama bazı sorunlar oldu abi ben bu portalları kendim yaptığımı zannettim Ve her gittiğim yerde bu portalları kırıp tekrar yapıp sonra da evime geri dönmeye çalıştım Çok garip mantıklar oldu çok garip hatalar yaptık ama bilmiyorum bundan sonra ne olur ne biter ee, Ama artık uzun süre portallara bulaşmayı düşünmüyorum O yüzden videoya da böyle bir giriş yapıyoruz İyi seyirler Allah madene götürdü ya Neyse abi o zaman burayı kıracağız Evet ve eve yürüyeceğiz Hayır <laughs> Korktum. Şimdi tekrar portal deniyorum abi. Başka bir yerde açık portal yok diye biliyorum. Abi evet. Buraya da bir yere portal açmışım. Ben diğer yere portal açmışım ya. Evet abi. Bu sefer bir bölümde istediğim şeyi yapacağım ya. Kafaya koydum. Şu arkadaşları ben bir sınırsız su kaynağına çevireyim. Tamam. 1, 2, 3, 4. Tamam buraya da koyalım. Evet fazla göz kararı oldu galiba çünkü yamuk oldu tamam dur buraya yapacağız tamam tamam bozuntuya vermeyin. Tamam buraya yaptık sonra bunun tam olarak şu açıdan karşısına şuraya tamam buraya da yaptık sanırım okeylendik abi. Hani şurayı da kapattığımda öyle olacak tamam tamam onu hallettik. Ee, şimdi köşelerin köşelerin bir önüne koyuyorum abi yani böyle her yeri ıslatmaya çalışıyorum. Ee, bunu yapma sebebim de abi böyle mini bir çiftlik kurmaya çalışıyorum şu an hani aslında gerek var mı gerek yok mu bilmiyorum ama... Sanırım böyle yapmak çok çok daha mantıklı olacak. Ee, ondan sonra abi şuraya bir bölüm açıp alt tarafa yeni köylüler için yer yapacağım abi. Onu yapmak için de birazcık daha zamana ihtiyacımız var. Çok acelemiz yok açıkçası. Evet abi şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir alan elde ettik. Ee, çapamı da yanıma almamın sebebi de zaten buydu. Aslında çok gerek var mı yok mu emin değilim. Ama her şeyden önce abi köylüleri buraya getirmemiz lazım. Ve makasla birazcık yün toplamamız lazım. Burada hiç demir var mı? Burada hiç demir var mı? Burada hiç demir var mı? Yok. Ee, tamam abi biz birazcık tekne yapalım. Kaç tane? Direkt 3 tane yapıyoruz. Yap yapacağım abi. Bu üç taneyi oraya bırakıp onları sırayla oturacağım. Zaten kendi istekleriyle kolay kolay çıkacaklarını düşünmüyorum. Gel abi. Gel abi otur. Geç geç geç. Seni ağırlayalım biz. Sonra gel kanka sen de otur. Kanka bak gel sen de arkadaşlarını yalnız bırakma. Aa o onun raven'di. İn lan. Tekneyi kırarım. Vallahi kırarım. Bak ben çok oyun bozanım. Beni almazsanız kırarım tekneyi. Kırarım lan teknenizi. Evet kırdım. Sen oraya bin. Biriniz de buraya binsin. Sen de buraya bin. Ya şuradan. Abi siz niye birbirinizi peşliyorsunuz ya? Niye birbirinizi peşindesiniz? Al bin. Ya kanka sen de şuna bin. Ona değil ona değil. Buna bineceksin. Buna bak benim bindiğime bineceksin. Abi ille de inat ille de inat. İn abi oradan. Bir de bunları vurmamak gerekiyor abi. Yani çok vurursam ölürler herhalde. Bak abi hemen bin sen buna. Binme ona? O da binme ona binme. Baba binmeye çalışıyor. Sen buna bin. Gel abi gel abi. Bak kayışla mayışla döveceğim seni geç. Ya abi dur. Bu çok uzak kaldı. Farkındayım ondan böyle yapıyorsunuz. Bak üçünü dip dibe sokacağım. Abi bak ben şansa inanan bir adamım. Bu sefer yapacağım. Koydum. Bin 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 bin. Dışarıda kalma dışarıda kalma. Gel abi gel abi. Abi üç tane tekne var. Niye adamın arkasına biniyorsun? Gel kanka bin. Gel sen geçtin ona. Tamam. Sizi yumruklaya yumruklaya bitireceğim ben. Gel 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 gel. Bak sen köşede kal o zaman. Tamam sen köşede kal. Sen abi bin buna. Gel abi sen de bin buna. Tamam bu kadar basit ya. Niye yordunuz beni bu kadar? Tamam şimdi bu arkadaşları bir şekilde götürmemiz gerekiyor. Ha buralara girdiğimde sıkıntı oluyor ama abi ben öyle biliyorum en azından. Şimdi bu arkadaşlar için yolumuzu açalım da önce bir. Biraz birazcık uzun. Birazcık çok değil birazcık uzun. Ee, o zaman abi burayı çimenli yapacağız komple. Okey. Bu kadar büyük yapmama gerek yoktu ama. Tamam bunları bu şekilde götürebilir miyim? Hmm bunları yukarı çıkartamam ama. Galiba galiba. Evet bunları yukarı, yukarı çıkartamayacağım için abi şuraya farklı bir yol açacağım buradan. Yani bu da demek oluyor ki şunu kapatmamızın pek de bir anlamı yok. Evet buraya farklı bir yol açacağız. Şöyle tamam suya da çok düşürmeyiz herhalde yani ben öyle ümit ediyorum. Ee, birazcık şu toprakları kırayım abi. Oraya ekstra bir yol daha açacağız çünkü. Şu an hepsi tekne de büyük ihtimalle de inmeyecekler abi kendi istekleriyle. Çünkü manyaklar bunlar tekne gördüğüme dayanamıyorlar. Herhalde köyde tekneciler yok bilmiyorum. Şimdi bunları da böyle açalım abi. Buraya da şöyle bir yol yapalım. Buraya düştüklerinde sıkıntı olabiliyormuş abi. Ben öyle duymuştum. Direkt onları o yüzden çimenden çimenden getireceğim bu şekilde. Evet. Kaptan pilotunuz ben Oğuz Aslan. Evet. Kemerlerinizi bağlayın. Ben niye çıkamıyorum buradan? Evet. Bayağı zorlayacak galiba. Şuradan güzel bir dönüş alırsak uçağımız rotör yapmadan gidecekti. Uçak ne alaka ya? Ben teknedeyim. Bu şekilde bu köylümüzü götürüyoruz abi. Bak ne kadar mutlu. Bak. Bak yolcu ilk yolcum bak. <laughs> tamam. Dur dikkatli olalım biraz da. Bunu buradan kaybetmeyelim abi. Hepsini içeriye koyduktan sonra kapıları kapatıp Bunlara artık bakalım bir şekil bir şemal vereceğiz. Ee, şuradaki şeyleri de toplamam lazım. Ve benim yatağa ihtiyacım var abi. Evet yatağımız da yatak da lazım bize. Tamam şimdi. Akidiş sizi koyduk buraya. Yatakları üste koyanları gördüm. Ama bilmiyorum ya hani sanki üstte yatıp. Yani çok yüksekte aslında. Hani oraya kadar yetişebilirler mi bilmiyorum da. Bilmiyorum abi ya bakacağız bir içerisinde Şimdi hani üste koyarım. Oraya yatar sonra kalkar buraya falan dışarı kaçarlar. O da ikisli biraz ama neyse abi, bakacağız. Bu arada zombi domuz adamlar. Evet bir yelteniyor gibi sanki buralara. Şurayı bir kapat abi. Bunlar geldikleri gibi geri gitsinler. Çünkü evet bunlar buraya ışınlanıyor falan. Hiç bir, bir, bir o eksikti abi. Onu da istemiyoruz. Bu arada onlar mesleksiz mi? Mesleksizse bunları da kaçırırım. Abi nereye gidiyorsun? Alo. Tam dur kapatıyorum burayı dur. Dur kapatıyorum. Yanlış yerden kapattım ama olsun. Dur şunu da kapatayım. Manyak çocuklar. Mağaraya dalıyorlar. Evet abi şimdi bu arkadaşları buraya getirdik. Bunların kapıyı suratına kapattık. Ee, tabii böyle bir yer bırakmayacağım abi. Ee, böyle bir şey bırakırsam zombiler falan çıkabiliyor. Bu arada iskele yapamıyoruz hala çünkü bambu bulamadık. Onu da artık bir şekilde halledeceğiz. Şimdi abi ben bu arkadaşlara görev vermem lazım. Bir meslek edinmeleri lazım. Yani tabii öyle bir alan yaptığım için de bu arkadaşlara vereceğim meslek aslında belli. Çoğunuz anlamışsınızdır. Varıl 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 nasıl yapılıyordu varıl? Varıl olması lazım burada. Büyük ihtimalle soyulmuş ağaçtan falandır ama dur bakayım nereden yapıldığını bulacağım abi onun. Evet bulduk. Aa soyulmuş ağaç değilmiş. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler Türkiye. Abi kaç tane kaç tane kaç tane. Vallahi çok çok tane yaptım ben. Galiba ya özürlüyorum. Ee, şimdi bu arkadaşları şöyle diziyoruz abi. Tabii birazcık yanlış bir dizilim oldu. Şöyle dizsek daha mantıklı. Evet 6 tane yaptık abi. Ondan sonra bunlara yemeleri için bir şey lazım abi. Yemelerinden kastım işte. Ekmeleri yemeleri vesaire vesaire. Şimdi bakalım abi bizde ek yani ekilecek neler varmış. Tohum olarak zaten bir tohumumuz var. Balkabağı falan olmaz abi. Tamam 44 tane. ...bir tane tohumumuz varmış. Bunları vereceğiz. Hava mı kararıyor? Ula kalk artık ya. Anlamadım bura benim yatağım. Cık. Allah Allah. Bırak peşimi. <laughs> Abi biz bu arkadaşa da bir yatak yapacaktık. Bu arada iki tane de demire ihtiyacımız olacak. Ee, bu demirleri de alalım. Evet tabii iki tane deyip... ...35 tane almak da ayrı şey. Abi tekrar iniyorum ben buradan. Hop asansör. Ee, bunu da yapmamın sebebi gençler... ...normalde hani koyunları öldürüp almak... ...bilmiyorum bazılarınıza daha mantıklı gelebilir ama... ...çok da mantıklı değil. Bunun sebebi de... ...oo burası çok iyi çalışıyor. Abi bunun sebebi de... ...daha çok koyuna ihtiyacımız olacak. Yani daha çok yün ihtiyacımız olacak. Makasla kırdığımızda bize çok çok daha fazla yün verecek. Burada bayağı da avuç olmuş ha. Bakayım kaç tane. Of mükemmel. Mükemmel. Tamam. E, burada birazcık daha ekelim abi kendi başlarına. Çünkü biz bunları köylülere vermeden önce oradaki köylüler şey için değil. Orası çoğaltma alanı gibi bir şey abi. Oradaki köylüleri ben şey için kullanmayacağım. E, çiftlik için kullanmayacağım. Hani öyle gözükebilir ama onun için kullanmayacağım. E, koyun yok mu hiç çevrede? Benim abi bayağı bir yüne ihtiyacım var ya. Bayağı bir hem de Bunda yün yok mu abi makası beğenmedi Tamam tamam özür dilerim Hı, Abi şimdi geçen koyun görüyorduk sürekli Şimdi de full inek görüyoruz abi Hep böyle bir eksik olacak herhalde Şurada da şey petek var abi bakayım mı ona Aa yanımızda lav varmış <laughs> Abi ben o kadar lav aramak için Ta nerelere gittim nerelere gezdim Ne madenlere girdim Evet abi çok teşekkür ediyorum. burada da bir kurt var kemiğimiz var mı Al kanka sana kemik vereyim sen de artık benim yeni kuçumsun. Kanka ya beni koru. Kanka ya beni koru. <laughs> ay ay. Aa kurda bak. Bir anda yanıma geldi. Tamam abi bunları bir makaslayalım. Bakalım kaç tane yatak çıkartabiliyoruz. Bu arada balık mı yiyordu kanka bu şey? Tilki. Gel bakayım. Çi şey yer misin pişmiş? Pişmiş pişmiş. Pişmiş ya pişmiş ya ne olacak? Allah'ım neyse gidiyorum abi ben. Aa dur seni kayışla bağlayabilir miyim? Dur bakayım. Eğitmeden kayışla bağlayabilir miyiz abi? Ama çok çok seri kaçıyor bu. Gel buraya. Aa şeyi falan ağaca falan tırmanıyor. Abi gel bak koyunları bıraktım senin için. Gel. Aha bağladım. Hadi bakayım ne yapacaksın? Oo oh, baba baba manyağa bak. O oh, yumurta çaldı. <laughs> yumurta çalıyor bak bak. Dime bak. Bak şey saldır. Gel buraya. Gel buraya. Abi kopardık kayışı. Neyse abi ondan sonra uğraşırız ya. Abi bak şeker kamışı aradım dibimde varmış. Lav aradım dibimde varmış. Oh hiçbir şey yapamadım. Hiçbirini şey yapamadım. İsteyerek bulamadım abi. Dur bu yanlış. Makas. Makas tamam. Bak bir tane mi verdin cidden? Çok teşekkür ederim ya. Bu üç tane verdi güzel. Ee, yaklaşık abi <laughs> 15 tane daha falan yüne ihtiyacım olabilir. Ama karşımızda zaten bir sürü koyun var abi. Güzel. Kuçu da bizi takip ediyor. Biraz takip etmesi garip. Böyle ışından ışınlana geliyor ama olsun. Haydan gidek. Şundan bakalım. 3 tane de koyun burada var abi. Başka yok mu ya? Evet bunları da abi artık alıp bir şekilde bir şeyler yapmam lazım ya. Koyun çünkü ben de aşırı derece yün vardı. Aşırı derece koyun vardı. Yani şimdi o halden bu gelip böyle dışarıda koyun arayan bir hale bürününce insan kötü hissediyor. Çok da basit bir şey aslında bunlar ya. Ben bunları yavaştan taşırım abi evimin yanına. Şurada da bir tilki var bu arada. Bu da mı balık yiyordu? Bu ne yiyordu? Bak bak beni görünce koşmaya başladı abi. Tamam çevremizde bayağı hayvan var abi. Güzel. Ee, ama bizim daha çok ihtiyacımız olan şey şu anlık koyun. Herhangi bir farm koyun farm yapmadığım için yünlerine ihtiyacım var abi. Ve evet burada fazlasıyla koyun bulduk. Tamam bunlar işimizi görür. Abi toplayabildiğimiz kadar yün topladık. Şimdi dönüyoruz bakalım bu köylülerimize yatak yapmaya. Altlarından tekniği hala kırmadım. Rahat rahat gezemiyorlar. Şu an çıldırıyorlardır. Bakın bizim köylü stoğumuz niye bitiyor abi sonra? Senin ne işin var burada? Bak kaç Köylü. Ne aram burada? Ne aram kuzum? Manyak çocuk. Abi bunlar ne yapmaya çalıştıklarını ben hiçbir şekilde anlamadım ama neyse abi artık gidelim buradan. Ee, son olarak şuradaki buğdayları toplayacağım. Bu arada köy nerede? Biraz daha. Evet tamam evimizi gördük. Abi ev çok güzel gözüküyor uzaktan ya. Ben çok bayıldım, bayıldım. Ee, ne diyorduk abi? Ee, şu şeydeki köydeki şeyleri toplayalım. Buğdayları toplayalım abi. Saman balyalarını toplayıp buğdaya falan çevirelim. Ya da ekmek yapalım abi. Direkt ekmek yedirelim biz bunlara. Ondan sonra kendi hallerine bırakacağız ama bayağı bir yatak yapmamız lazım öncesinde. Abi kır kır bitmiyor her yer saman ya bu köy saman köyüm artık bu ne böyle. Abi bakar mısın kaç tane 30 tane oldu hala da buluyorum abi köyde gezdikçe. Güzel güzel köylülerimizi şeylere yedireceğiz abi doyuracağız karınlarını. <laughs> Şimdi olan günlerimle birlikte e, gelip abi şuradan bir craftlayalım bakalım ne yapıyorsak ne ediyorsak halledek yapak. E, ondan sonra da abi gelelim yataklarımızın yapımına hatta ilk yatakları yapıyorum abi ben. Evet 8 tane yapamadık abi. Yerimiz yetmedi. O zaman şunu at, şunu at, şunu at, şunu at. Kalanları da alalım. Yok, 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 yok. Şey almıyoruz. Like alamıyorum. Neyse tamam abi. Bunlar burada kaldı. Ee, envanterimiz gene her zamanki gibi çok dolu. Ben şuradaki yataklardan hemen kurtulup geri geleyim abi. Sonra bu yerdekileri alalım. Ee, şu an saman balyası falan da, şu saman balyalarını da çeviremem abi. Çok fazla yatak var. Ee, şimdi bu yatakları koymadan önce abi benim bu yataklar için bir yer yapmam lazım. Nasıl bir yer olacak? Bu arada ben buraları camlayacağım abi sonradan. Daha rahat gözüksün diye. Şimdi yataklar için şöyle bir bölüm yapalım abi. Yo aslında ben bunları sığdırırdım ya. Ya bu kadar gerekli olur muydu ki? Neyse abi şöyle de bir alan yapalım ekstradan ya. Çok da zararı olmaz herhalde. Evet zaten yukarıdan baktığımızda da böyle tam kare olacak ve güzel gözükecek. E, yataklara renk falan vermiyorum. Gereksiz buluyorum hatta gereği yok. Gazmam nerede? Gazmam burada. Tamam. Abi kuçu tamam seni seviyorum ama önümden çekil lütfen. Gel abi hatta böyle gel gel gel. Senin sorununu hemen çözelim. Gel buraya. Ula abuz ettin. Yürü buradan. Yürü lan. Yürü, yürü. Uy. Otur tamam burayı da böyle yaptık Evet benim yukarıya çıkış için de bir şeyler yapmam lazım Ama zombilerin girememesi için Neyse onu bakarız abi sonra Şimdi yatakları abi şöyle şöyle koyalım Buralara bir şey yapmamın pek bir anlamı yoktu aslında ya Evet abi şimdi bir şey korkutmaya başladı beni Neyse ya deneriz artık yapacak bir şey yok Şöyle abi koyabildiğimiz yatakları koyuyoruz Biraz da karşı tarafına koyalım bu yatakları fark ederler ama değil mi? Ama kalkıp yatarlarsa problem olabilir. Şöyle şu an burada baya fazla yatak var abi. Ben şu dış çemberi kırayım o zaman ya. Buna gerek yok herhalde. Evet dış çemberi kırayım derken evet ortamı dağıtabiliyorum bazen. Şimdi hava kararıyor abi bir yandan. Hem şunları da denemiş olalım bakalım. Bunların altlarındaki tekneleri kırıyorum abi. Evet altlarındaki tekneleri kırdım. Şu an ne yapmaya çalışacaklar ya da yataklara yatacaklar mı onu bir görelim abi. Yatağa yatarlarsa hemen engellemem gerekiyor bu arada. Tamam bu arada demir kapı yapacağım abi. Demir kapıyı %90 açamazlar. Evet abi şu anlık problem yok. Hava karardı ve yatağa yatmak gibi bir amaçları yok. Yani yatamıyorlar. Ama yakınlarında. Hani yatağı fark ediyorlar ama yatamıyorlar gibi düşünün. Şimdi şu fazla koyduklarımı tekrardan kırıyorum. Okey tamam. Şimdi abi bunlara meslek vermeden önce ben şu buğdayları şeye çevireyim ve ben ben de bir gün burada kalayım bakayım ne olacak. Ben de bir gün burada kalayım bunlarla birlikte. Evet tamam hava hemen aydınlandı abi. Şu dışarıda kalan şeyleri de toplarız birazdan. Şimdi gideyim ekmek yapalım. Ondan sonra şuradaki havuçlar tekrar büyüyor. Evet abi hepsi büyüdükten sonra onları da toplayıp onlardan da veririz biraz. Ee, evet şu an buğday yapmalık bir yerim yok ama çünkü çok dolu abi envanterim. Bu kılıç ha benim kılıcım. Tekneleri koy abi şimdilik buraya. Bunu koy. Bunu bunu onu koyma ya. <laughs> Bunları koy. Tamam. Abi envanter yetmiyor bana bana daha uzun, daha büyük bir şey lazım. Ee, tamam bu 41 tane abi hemen samana çevirip böyle hop ekmek. Bundan da bayağı ekmek çıkarttık ya güzel. Şöyle Tamam. Evet abi, hepsini ekmeğe çevirmeyi başardık. Tabii e, bu ekmeklerin hepsini vereceğim. Maalesef ben yiyemeyeceğim hiç. E, ama ondan önce abi şimdi şu arkadaşlara bir meslek verelim. Meslek verelim. To tohumları da bıraktım değil mi ben? Vallahi tohumları da bıraktım herhalde. Böyle yol üstünde çıkan tohumları da alalım. Umarım buraya bırakmışımdır. Evet, buraya bırakmışım. Tamam, tohumları da aldık abi. Şimdi varilleri yanlarına koyup bunları bakalım bir şekil yapmaya çalışacağız. Aslında işlem çok basit abi. Kesinlikle zor değil ama gene benim talihsiz olaylarım yüzünden arada bir böyle şeyler olabiliyor abi. Yapacak bir şeyimiz yok maalesef. Şimdi bu arkadaşlar için birazcık da biz yardımcı olalım bakalım. Yani bunlar çok becerikli midir değil midir bilemiyorum. O yüzden şunları çapalama olayını ben hallediyorum. Bakalım umarım görevlerini yaparlar abi. Düzenli bir şekilde çalışırlar. Yani burası aslında çok şey değil ya yani. dediğim gibi. Daha güzel bir tarla sistemi yapmak istiyorum abi. Bu tarla sistemini çok beğenmiyorum ben. Ee, hani daha sistematik çalışan bir şey yapmak istiyorum. O yüzden bunları şimdilik böyle çoğaltmak için bir alan yapmışım gibi düşünün. Yani zaten yapacaktım. En azından boş durmasın gibi bir şey oldu bu. Evet abi şu yeri yaptık sayılabilir. Evet bunlar zaten sürekli iç içeler. Kendi aralarındalar. Şimdi bu arkadaşları meslek edindirelim bakalım. Burada şimdi fazla yatak var. O yüzden kendilerini eksik hissedecekler diye ümit edip. Bakalım öyle bir şey deneyeceğiz. Bu arkadaş da bana yapışıyor niyeyse. Şurayı şöyle yapıp Evet yok pardon yanlış oldu ee, Burayı böyle yapıp abi sonra tekrar çapılayacağım o yerleri Şuraya bir tane varil koyuyorum Alan kaplamasın diye bir arkadaşımız direkt mesleğini edindi Ve ekime başladı bile Senin tohumun var mıydı ya ne ara ekmeye başladın Tamam buraya da bir tane varil koyuyorum abi Ondan sonra gel buraya Evet bak gene yanlış koydum Evet diğer arkadaş da oldu buraya da bir tane varil koydum Hop o arkadaşta oldu Şimdi buraya da bir tane koyuyorum abi Ondan sonra iki tane kalmış onları da şöyle yaparız Nasıl yaparız Dur bakayım. Onu onu halledeceğiz abi. Dur şöyle yapalım. Böyle böyle. Ya suların olduğu bölümlere koyuyorum abi. Çünkü en az alan kaplayacak yer burası. Havaya koyarsak yani kötü gözükecek. Siz de farkındasınızdır büyük ihtimalle bunun. Şimdi bu bozduğum yerleri tekrardan düzeltip. Şimdi bu arkadaşlara verebileceğim her şeyi vereceğim bakalım. Şu an ne ektiklerini bilmiyorum abi. Ben bunu daha önce bir şey vermiş miydim vermemiş miydim onu da bilmiyorum. Valla bir şeyler ekiyorlar abi kafalarına göre. Ne istiyorlarsa yapsınlar ya sıkıntı yok. Bu neymiş? Patates verirsen onu veririm. Bu neymiş? Onu verirsen bunu veririm. Bu neymiş? Onu verirsen bunu veririm. Bu verirsen bunu veririm. Yani çok da çok da şey değil aslında aslında. Ee, şimdi bu arkadaşları bir besleyelim bakalım. <laughs> Al abi. Seversin ekmeği. Hop direkt çöktü bir tanesi. Gal kanka sen de. Evet e, tabii tabi oralara çıkıp tarlaları bozmasalar daha güzel olacak ama. Neyse abi o zaman şuraları şöyle kapatalım. Ya da ben bunları böyle kapatacağım. Dur şu bozduğum yerleri de alayım. Ha havuç çekmiş e, ben bunlara yemek falan verdim de. Bunlar hiç umru değil abi. Bu yatakları fark edemediler herhalde. Yani ben öyle varsayıyorum. Evet bütün ekmeklerimi verdim çünkü ben bu arkadaşlara. Oh bir tane değil beş tane verirsen. Oh oh oh. <laughs> abi şimdi ben burayı bir şekilde kapatmam lazım. Ben burayı neyle kapatayım? Obsidyenle kapatsam güzel durur mu? Çünkü bunların üstüne çıkıp atlayınca tarlaları bozuyorlar abi. Yoksa ben mi bozdum bunları? Bilmiyorum. Dur bakayım tekrar yapayım ben buraları abi. Kapatayım tekrar buraları. Kend onlar mı bozuyor ben mi bozuyorum abi? Onun farkına varmak istiyorum şu an. Ben bozuyorsam benim hatamdır. Onlar bozuyorsa ki evet onlar bozuyormuş. O yüzden ben bu arkadaşları bu varillerin üstüne almıyorum abi. Evet bunu ben bozdum. bunu ben bozdum özür diliyorum. Çakıl la çakıl. Çakıl la çakıl. Evet vurmasaydım iyiydi. Her neyse. Tamamdır. Ve evet gene bir yeri bozdum. Ee, bir şey merak ediyorum abi. Ben bunları aslında... Oğlum babuçlar niye bu kadar hızlı büyüyor? Baya verimli topraklardayız he. Tamam abi şu an bir yeri kıramazlar herhalde diye düşünüyorum. Umarım kıramazlar. Ee, ama bunları çoğaltma işlemin bir tık başarısız oldu. Niye öyle olduğunu anlamadım ben bu arada. Artık bunların gençler meslekleri buradayken zaten kolay kolay çıkmazlar buradan ama tekrardan kapatalım. Ee, bunlar yatakları görmüyor olabilir mi? Bana öyle geldi sanki biraz. Ne diyorsunuz? Şu yatakları buralara mı koysam? Şu an yatakları fark edemediler mi yoksa? Ha, büyük ihtimalle yatakları fark edemediler abi. Ben şu havuçları da vereyim mi onlara? Attım kanka şuraya. Alın biriniz. Aldı valla. Al kanka bunu da sen al. Onu da mı alacak? Ha onu da aldı. Evet abi ekmeye başladılar ama sanırım yatakları görmüyorlar. Evet ben bu yatakları o zaman bir alt kata taşımam lazım. Hmm. Yapmamız gereken şuralara ekstra yer. Evet buralara ekstra yer yapıyorum. Çünkü ben bunları gömme, gömme yatak yapacağım abi. Bunları duvarın içine gömüp o şekilde bakalım bir şeyler deneyeceğiz. Ve tabi fazla kırmamaya da özen gösteriyoruz. Evet abi bu yatakları görmemeleri aslında biraz saçma geldi bana ya. Niye öyle oldu ki? Tamam. Şunu da şöyle alalım abi şimdilik. Tamam ben şimdi aşağı inerken mecbur bir şey kıracağım değil mi? Neyse abi sonra düzeltiriz. şu... Ee, şu yatakları şöyle gömme tarzı bir şey yapsam. Bunlar yatağa yatabilirler. Görebilirler de. Bakalım abi elimden geldiğince bir şeyler deneyeceğim. Havanın karanlık olması gerekiyor abi herhalde ilk seferde. Bu, bunlar yatakları tamamen görebilmesi için. Buradaki yatak yok oldu abi herhalde. Bir tane daha koysam. Tamam o yok olmadı. Şu diğer tarafı da bir bakalım. Buraları da kır 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 kır. Evet daha fazla yatak yapacağım abi zaten. Ama şu anlık bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum Bunlar gece olduğunda yatabilecekler mi bilmiyorum ama Gördüğüm farmlarda yatmasalarda oluyordu Herhalde yatmaları gerekiyor abi Bu arada bunlar topladıklarını Bu varillere koyuyor sanırım da ben varile bakamıyorum abi Üstünü kapattım diye mi Yo üstü açıkken de bakamıyordum herhalde. Evet abi varil bunlara özel sanırım. Neyse abi onların zaten farmı şu anlık beni ilgilendirmiyor. Ona sonra bakarız. Ben şimdi yavaştan çıkıyorum buradan ve geç olmasını bekliyoruz. Abi bunlar şu an kendi aralarında ticaret yapıyor gördüğünüz gibi. Onun sebebini anlamadım ben. Herhalde envanterleri doldu. Daha fazla bulaşmak istemiyorlar abi. Evet kendi aralarında ticaret yapıyorlar o yüzden. Aslında zaten benim istediğim mantık da oydu çiftlik mantığında. Ama şöyle bir şey var. Evet ama şöyle bir şey var abi. Ben şu an bunları çoğaltmak istiyordum. Benim amacım çiftlik yap yapmak değildi. Evet bu birazcık garip oldu. Şu an envanterleri dolu olduğu için sanırım hepsinin. Eee pek de bir şey yapmıyorlar, pek de bir şey amaçlamıyorlar. Köye çok yakın yaptığım için mi böyle oldu acaba? Ondan da emin değilim. Daha da mı fazla yatak yapmam gerekiyor? Onu da bilmiyorum. Ya da e, tuzak kapısı tarzı yani kapı tarzı bir şey mi koymam gerekiyor? Onu da bilmiyorum ama bir dahaki bölümü araştıracağız gençler. E, i̇stemeden çiftlik yaptık. Yani farm yerine çiftlik yaptık. Ya farm yerine çiftlik yaptık derken e, köylüleri çoğaltmak yerine daha farklı işlerde kullandık gibi bir şey oldu. Neyse abi burası dursun şimdilik. Ben burayı tekrardan daha da bilgilendiğimde değiştireceğim. Evet bunlar şu an neyi amaçlıyor anlamadım abi. Girip bir yardım edeyim mi? Merhaba gençler. Bana verebilirsiniz. Fazladan, fazladan ne varsa bana verin. Valla bana. Evet abi ben bunları bıraktım. Görmüş olduğunuz gibi bir tane minnak ufacık çocukları oldu. Ve fazladan olan abi şeyleri kırdım. Hmm, abi bunları bundan kırdım çünkü ben hepsinin çiftçi olmasını istemiyorum Tamam bunlar çiftçi ee, herhalde bir iki tane daha çiftçi olacak Ama hepsinin çiftçi olmasını istemediğim için e, bir iki, ta iki tanesini kırdım Altı tane fazla olurdu Ve bir tane köylü eksik niye eksik görmüş olduğunuzu bir Ben içeri girerken bu arkadaş kaçtı ee, Tekrar içeri sokabilirim Zaten kendi de gelmek isteyecek abi Çünkü onun mesleği orada Hani büyük ihtimalle burayı arayacak ee, Demek ki şeymiş gençler hani öyle bir anda olan şey değilmiş Ya da ben herhalde eksik yemek attım Daha fazla yemek atmam gerekiyordu falan filan. Ee, şu an bunlardaki bunların tarlası benim çok umurumda değil açıkçası. Bunların tarlalarıyla uğraşmayacağım. Bunları kullanmamdaki tek amaç abi bunları çoğaltmak olacak. İşsiz köylü elde etmek olacak. Ee, bunlar da bu şekilde güvende olacaktır umarım diyeceğim ama bu şekilde köylüler buraya çok rahat girebilir abi. O yüzden benim buraya farklı bir şey de yapmam gerekiyor. Evet abi ben burayı farklı bir şekilde de kapatırım zaten video dışında. Ee, videomuz bu kadardı gençler. Video beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, başardık. Zor da olsa başardık. Aha gidiyor. Aha atlı oğlum içeri. El lan sana. Bozdun tarlayı ama olsun. Tarlalık bir olayımız yok zaten. Tamam bunlara birazcık daha yemek veririz. Bir şeyler yaparız abi. Ee, evet bu kadardı. Bir dahaki bölüme de artık şu e, farm tarlasını yapmaya çalışacağız ama elimizde o kadar yeterli köylü yok. Ee, nereden baksanız bir 4 tane köylüye ihtiyacımız var. Umarım bu sistemimiz düzenli bir şekilde çalışır. Biz de ona göre bir şeyler yaparız. Bu köylü arkadaşımız için de bir yer kazmamız gerekiyor falan filan. Ee, ben buranın güvenliğini sağladıktan sonra onları da hallederim. videomuz bu kadardı gençler. Video beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.